Sevgi o kadar büyük bir şeydir ki, yani sevgi o kadar muhteşem ve o kadar mükemmel bir şeydir ki, sizi sevdiğinizin yanına kadar götürür, sizi ona kavuşturur, sizi ona ulaştırır, onun gibi olmasanız bile. Sahabi, eğer sen ölüp gidersen, ben şu yeryüzünde sensiz nasıl dolaşırım ya Resulallah? Ben senden önce ölüp gidersem, mezarda sensiz nasıl zamanımı geçiririm ya Resulallah? Yarın kıyamet günü de uyanıp dirildiğimizde hani Allah bizi affederse cennetine korsa bile sen Allah'ın peygamberisin. Biz sana nereden ulaşabiliriz? Seni nerede göreceğiz? Cennete göremeyiz ya Resulallah. Bunlar benim uykumu kaçırıyor günlerdir ey Allah'ın Resulü diyen Hazreti Sevban'a Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ne cevap veriyor? Ma'a men ahbabte diyor. Sevdiğinle beraber olacaksın diyor. Sahabi diyor ki inmiş hiçbir ayet ve Allah'ın Resulü'nün hiçbir buyruğu, hiçbir müjdesi ma'a men ahbabte cümlesi kadar bize güzel ve sevimli gelmemiştir diyor. Çünkü seviyorduk. Sevgimizde hiç şüphe ve tereddüdümüz yoktu. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sevmenin kendi yanında da bu kadar büyük bir şey olduğunu ifade ettiği gün biz sahabiler kendimize bayram yaptık. Sadece sevebilsek, sevsek o bizi her yere götürür. O zaman ölüm bize bayram olur. O zaman ecel bize düğün olur sevgili kardeşler. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Eriden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül ağlan vakte kadar ağlarmış. Eski şirazı hayal ettiren ahengiyle. Ölüm asude bahar ülkesidir bu rinde. Döndü her yerde buhurdan gibi sırlar çekte. Ve serin serviler altında kalan kalbinde her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.